Arkadaşlar merhabalar bu videomda mezun tayfa ve geometriye yeni başlayanlar için rehberlik videosunu bir rehberlik yapacağız daha doğrusu arkadaşlar. Ee, ne zaman başlayanlar? Ağustos'un 5'inde bu programa başlayan arkadaşlar için ya da daha sonralarında Ağustos'ta, Eylül'de, Ekim'de başlayanlar da tabi uyuyor. Tabi biraz onlar yerden geliyor arkadaşlar. O programdan bahsedeceğiz. Kaçıncı haftadayız onu da söyleyelim arkadaşlar. Evet, kaçıncı haftadayız arkadaşım? 9 9 Kasım'dayız biz. 9 Kasım'da 15. haftadayız. Şurada bir birleştirme yaptığım için programda arkadaşlar bir hafta ilerisine atmıştık kendimizi. Sizin açınızdan da iyi olmuştu. Çünkü yetişme gibi bazı şeyle olan arkadaşlar vardı. Evet, bu hafta 9 Kasım'dayız arkadaşlar. 9 Kasım. Yani 9 Kasım'la 22 Kasım arasındayız ve Sizler o ne güzel 15. haftada ne yapıyorsunuz? Bütün dörtgenlerde bitmiş. Çokgenleri de yaparak da. Valla arkadaşlar fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben size daha öncesinden beri ne diyorum? Geometrinin ilacı zamandır. Geometrinin ilacını da çözüyoruz zaten de. Evet. Geometride zaman her şeyin ilacıdır daha doğrusu. Yani niye? Sebep. Çünkü konu gittikçe sen o konularla ilgili geçmişteki konuları da çözdüğün için mesela dörtgenlerde ne yaptık? Hep üçgen yaptık. Genelde ne oldu? Açı ortay karşımıza çıktı. Benzerlik karşımıza çıktı ki en fazla benzerlik karşımıza çıktı. Dik üçgen karşımıza çıktı. Değil mi? Her şey karşımıza çıktı. Sen eğer öncesinde üçgenleri iyi bir şekilde anladıysan dörtgenleri iyi bir şekilde yapmışsındır. Ya da üçgenler tam oturmadıysa dörtgenler konusunda biraz daha oturmuştur. Emin ol çembere geçtiğin zaman daha da iyi oturacak. Zamanla geçmişteki konuları daha iyi bir şekilde yapabileceksiniz arkadaşlar. Geometride böyle bir etki var. Etki var. Buna da inan. Ciddi anlamda inan. Ciddi anlamda bununla da karşılaşacaksınız zaten. Ee, ki hep böyle oldu. Ben de tarzımda o zaten görüyorsunuz. Dörtgenleri nasıl anlattık size? Dörtgenleri anlatırken hep bak üçgenin şu bilgisinden dolayı şuradan dolayı şuradan dolayı diye anlattık mı anlattık. Yani sen belki de dörtgenlerle ilgili hiçbir kural bilmesen dörtgenler sorularını yüzde sekseni rahat bir şekilde yapar mısın? Yaparsın. Bu kesin ve net. Dörtgenlerdeki özellikler de şeyden çıkıyor. Ha, tamam çokgendeki çokgenler konusundaki soruları belki yapamayabilirsiniz. Çokgenlerde çok fazla bir işte kural özellik var diyebiliriz. Ya da o özellikler de yine üçgenlerden çıkıyor da hani aradaki ilişkiyi belki kuramayabilirsiniz yani. Evet neyse çok lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar şimdi emeklerinizin karşılığını alacaksınız zaten iki kitap birden bitirdiniz yine şeyle giderken hem geometri ilericini çözdünüz hem orta seviyede bir kaynak çözdünüz şimdi sıra nerede arkadaşlar bu hafta acil geometri zamanında acil geometriye ilgili şeyleri çözeceksiniz yalnız en baştan uyarayım söyleyeyim ya paralel kenar zor şu bu değil kardeşim paralel kenardaki sorular zor değil tamam mı rahat bir şekilde yapabilirsin aslında hiç öyle zor algısıyla başlama. Sadece seni yoracak olan konuları söylüyorum. Zor demiyorum. Seni yoracak olan konuları söylüyorum. Test sayısı biraz böyle işte 15-16 ya da bazılarında 20 olduğu için bir testte böyle dikdörtgen ve kare konusunda arkadaşlar 16-17-18 ya da 20 tane soru olduğu için belki seni dikdörtgen ve kare konusundaki testler yorabilir. Tamam mı? Belki test sayısı, testteki sorular böyle, hani orada bir eleştiri yapayım kendimize. Testteki sayılar böyle biraz e, 12'de falan kalmış olsaydı o da yormayacaktı. Önümüzdeki sene düzenleme yaparken büyük ihtimalle ben o şekilde bir düzenleme de yapacağım. Onu da söyleyeyim. Bir tek bu anlamda yorulacaksınız arkadaşlar. Ya çünkü insan ne yapıyor? Bir oturuşta bir testi çözmek istiyor. E, soru sayısı fazla olunca, o 16 tane soru olunca da Bazen 20 dakika, bazen yarım saat bir teste geçtiği zaman insan yorulduğunu da hissedebiliyor arkadaşlar. Ondan dolayı bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dikdörtgen ve karede. Bu da dikdörtgen ve karede. Diğerlerinde o kadar çok fazla sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum arkadaşlar. Paraya kenar zor. Konu anlatımını iyi bir şekilde anladıysan... Para kenar hiçbir şekilde zor falan da değil arkadaşlar. Para kenarda her soru çeşit tarzı, her çeşitten e, soru tarzı olduğu için öğrenciler ondan dolayı sıkıntı yaşıyor. Umarım siz yaşamazsınız arkadaşlar ki büyük ihtimalle de e, sıkıntı yaşayacağınızı da zannetmiyorum. Ki şikayet de etmeyin. Çözün, çözün, çözün. Oradaki her bir soru size yeni bir şey öğretecek, yeni bir şey kavratacak arkadaşlar. Tamam mı? Yoruldunuz, yorulacaksınız. Ama yorulmadan da yani şurası yanmadan da beyin yanmadan da maalesef bu iş olmuyor. Beyniniz yandıysa doğru yoldasınız. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Evet. Bu haftayı ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Eee dörtgenler acil geometride dörtgenlerin testlerini çözerek bir haftada bitirmeye çalışın ama ha tamam mı? Çünkü bu bu sefer e, önümüzdeki hafta öyle eee kolay bir konuda yok yani. Yani kolay aslında kolay bir konu da hani ne oldu? Üçgenler bitti. Direkt dörtgenlere başladık. Dörtgenlerde direkt dörtgen başladı iki video ile geçmiştik. Hani bitiremeyenler olursa falan filan diye. Burada bitirin kardeş Ha bitiremezsen de bir hafta ara var kendine. Ee, sen zaten burada şu programa bu şekilde uyuyorsan da acil geometrideki dörtgenler bitmedi hocam. 2 haftaya yay. Sıkıntı olmaz bence. Çünkü program zaten ne zaman bitecek arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman bakın sizi biraz rahatlatayım. Sizi biraz rahatlatayım. Ne zaman bitiyor? Şubat 29'da bitiyor. Yani Şubat'ın son haftasında bitiyor. Şubat'ta bitmesin de Mart'ta bitsin. Baktın bazı ya bazı programda mesela kafan çok mu Bir hafta geometri çalışma. Mart'ın da sonunda bitsin. Hiç önemli değil. Tamam mı? Ben, ben, ben bu programı düzenli olsun diye yaptım. Ama e, iki defa es geçme şansı veriyorum. Sonrasında kendinizi böyle rahatlatmak için işte ay bu haftayı da es geçeyim şöyle olsun böyle olsun. O da olmaz. Tamam mı? Mesela bu haftayı belki e, acil geometri bitiremediysen eğer acil geometrideki şeyi bitiremediysen eğer e, ne derler ona dörtgenleri bitiremezsen eğer onu iki haftaya yayabilirsin. Öyle bir şans veriyorum sana. Ee, önümüzdeki haftaki programa mısın? başlamazsın, ondan sonra başlayabilirsin. Ee, başka da zaten böyle bir şey de yapma, tamam mı? Ya da bir hafta çok 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 bunaldın, ee, yine bir hafta daha sana süre vereyim. Ee, bir hafta da kendinin o şekilde bir dinlendirme de yapabilirsin. Çünkü dediğim gibi Şubatın sonunda bitiyor, ee, Martın sonunda bitsin, hiç önemli değil. Mart'ın sonunda bitmek de ee, ne kalıyor? Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayı kalıyor. Yani 3 ay kalmış oluyor zaten sınava. Ee, o yüzden çok fazla sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. Evet bu hafta ne yapıyorsunuz? Gümbür gümbür acil geometriyi çözüyorsunuz arkadaşlar. Ve belki acil geometri olmayanlar vardır tabii. Geçen sene çözmüşsünüzdür. Ee, o zaman ne yapacaksınız? Kendinize seçtiğiniz orta ve üzeri bir kaynak vardı arkadaşlar. O kaynaktan o e, dörtgenleri de çözersiniz. Tamam mı? Evet. Bu haftaki size söyleyeceklerim bu kadar. E, önümüzdeki haftada ne yapıyoruz? Çok güzel bir konuya başlıyoruz. Çemberde açı. yalnız size şöyle bir şey söyleyeyim. E, 29 Temmuz'da başlayan arkadaşlar için ki programa da yetiştiniz. Neredeyse yetiştiniz. Çünkü onlarda da neredeyim biliyor musunuz? Çemberde uzunluktayım. Bu hafta Çemberde uzunluğu anlatacağım onlara. Az kaldı yani. Yakalayacaksınız arkadaşlar. Neyse. Arkadaşlar önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.